İstanbul'dan gelirken de ilçe odamda oturuyordum. Tabii insan şunu düşünüyor. Diyor ki önümüzde bir yerel seçim var. Bakırköy o kadar yerel bir aday istiyor ki. İşte ilçenin kapısından girerken böyle alkışlarla. Ben tabii daha önce aday adaylığını açıklayan diğer arkadaşlarımıza da söyledim. Bakırköy'ün dinamiği, Bakırköy'ün yerelinde olan, Bakırköy'ü bilen, bu basamaklardan emekle çıkmış insanlardan olsun istiyor. Bunu sadece Bakırköy örgütü değil, Bakırköy'ün sade vatandaşı da istiyor aynı zamanda. Bu kadar kalabalığı bulmuşken biraz konuşayım. Şöyle ki, birkaç gündür bizi diğer siyasi parti temsilcileri de ziyaret ediyor. Ve onların söylediği şey şu, bizler farklı siyasi partiler olabiliriz, farklı adaylar çıkartacak da olabiliriz. Ama biz Bakırköy'de yaşıyoruz ve Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi açık ara farkla kazanacak. Dolayısıyla sizlerden isteğimiz Bakırköy'de daha kaybettiği dokuyu toplayabilecek, yerele uygun, burada Bakırköy'ün sokaklarını, vatandaşını kendisine dert edecek bir aday gösterin diyor. Ben de tabii elçiye zeval olmaz, hem başkan aday adaylarımıza hem de ilgili üst kurullarımıza bu hikayeyi elbette anlatmakla görevliyim. Dileyim, öncelikle 49 yaşında bir genel başkanımız var. Çok genç bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız var ve başkan adayımız var. İstiyoruz ki bu mesaj alınsın artık. Siyaset mekanizması gençleşsin. Bugün birisi ilçeyi ziyaret etti ve dedi ki lütfen meclislerde bir harita mühendisi olsun, bir şehir plancısı olsun, bir mimar olsun, mühendis olsun, hukukçu olsun. Ben de dedim ki belediye başkan adayımız belli olduğunda diyeceğim ki en az benim yönetimim kadar yetkin bir meclis listesi yapalım. Bunu da buradan söylemiş olayım. Benim yönetimim buna emsal olsun. Çünkü bu saydıklarımın hepsi ilçe yönetim kurulu üyelerimizde var. O yüzden beklentimiz büyük. Aday adaylarımızdan da beklentimiz büyük. Dilerim ki hak eden, isteyen, bu Bakırköy sevdasını yüreğinde taşıyan bir adayımız olsun. Ben Cem kardeşime başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Yerelden çıkan aday adayı arkadaşlarıma da söyledim. Herkes her görüşmesini yapacaktır elbette. Bakırköy'ün faydasına projelerini anlatacaktır üst kurullarımıza. Ama burada önemli olan şey kendini anlatırken diğer aday adaylarımızın da yetkin adaylarımızın da Bakırköy'de var olduğunu anlatsınlar. Birbirlerinden iyi bahsetsinler ki gerçekten yerelden bir aday çıkartabilelim. Ben sözü uzatmadan Cem Başkanıma sözü veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun, yolun açık olsun. Müsaadenizle ceketimin düğmesini açacağım. Değerli ilçe başkanım, değerli başkanım mikrofonu imza alabilirsiniz. Değerli ilçe başkanım, değerli kadın kolu başkanım, değerli gençlik kolu başkanım, değerli ilçe yöneticilerim, değerli ailem ve parti emekçilerimiz. Sen de ses. O zaman şöyle daha karıştırayım, herhalde öyle geliyor. Başarıyorum o zaman. Değerli ilçe başkanım, değerli kadın kolu başkanım, değerli gençlik kolu başkanım, değerli ilçe yöneticilerim, sevgili ailem, çok değerli parti emekçisi, örgüt emekçisi, dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yoğun katılım için hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. En içten sevgi ve saygılarımla hepinizi selamlıyorum. Bu özel ve mutlu günümde beni yalnız bırakmadığınız için var olun, sağ olun. Sizlerin karşısında olmak heyecan verdiği kadar gurur da verici.
Sözlerime başlamadan önce ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih 5 Aralık 1934'ü gösterdiğinde İsmet İnönü'nün ifadesiyle kadınlar için kurtuluş devrimi gerçekleştirdi. Bugün kurtuluş devrimini yani kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89. yıl dönümü bu yıl dönümünü kutluyorum. Böyle böyle anlamlı bir günde başkan aday adaylığımı açıklamaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepiniz beni, ben de sizleri çok utanıyorum ama adettendir. Adetlerini bulsun diye kendimi sizlere kısaca anlatacağım. Ben 1987 yılında Erzincan'da doğdum. Bakırköy için, Bakırköy Belediye Başkanı adaylığı için başvuran en genç aday adayıyım. İşte gençlik, işte yavaşan! İşte gençlik, işte yavaşan! İşte gençlik, işte yavaşan! Teşekkür ederim dostlarım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 14 yıldır Bakırköy'de avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda arabulucuyum. Özgür Hukuk Kurusu'nun kurucu avukatıyım. Eşimle birlikte yıllardır Bakırköy'de avukatlık yapıyoruz. Değerli dostlarım, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bizler yıllar önce biz olarak bir yola çıktık. Bugün o yolun en önemli eşiklerinden birisindeyiz. Hedefimiz belliydi. Ekibimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız belliydi. Bugün burada bu yolun en önemli eşiğindeyiz. İlçe binamızda, yuvamızda Bakırköy Belediye Başkanlığı aday adaylığımızı açıklamak üzere toplandık. Hedefimize çok az bir yol kaldı. Bizlerin bir amacı var. Bizler diyoruz ki artık Bakırköy'de ben değil, biz anlayışı hakim olsun. Artık Bakırköy'de örgütün sesi, Bakırköy'ün nefesi hakim olsun. Amacımız Bakırköy'ümüzün tüm renkleriyle birlikte yönetmek. Amacımız halkıyla, örgütüyle barışık bir belediye inşa etmek. İşte örgüt, işte cebaşan! İşte örgüt, işte cebaşan! İşte örgüt, işte cebaşan! Teşekkür ederim dostlarım. Değerli dostlarım, belediye başkanlığımız döneminde Bakırköy'ümüzün her bir sokağını, o sokağımızda oturan partili üyemize zimmetleyeceğiz. İlçe örgütümüzle beraber, ilçe başkanımızla beraber, kadın kolu başkanımızla beraber, gençlik kolu başkanımızla beraber, o sokakta oturan ilçe örgütü üyemiz, partimiz, dostumuz, o sokaktaki vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin derdini, sorunlarını, talep ve şikayetlerini anında belediye binamızda kuracağımız birbirimize iletecek ve belediyemiz bu sorunları anında çözecek. Bakırköy'ün sorunlarının tespitinde muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hem bu sorunların tespiti hem de çözümünde birlikte çalışacağız. En az ayda bir toplantı yapacağız, halk günleri yapacağız. Belediye binasının başkanlık koltuğu katında oturan bir belediye başkanı değil, halkın, esnafın içinde olan, her gün sokakta olan bir belediye başkanı olacağım. Buradan size bunun sözünü veriyorum. Bakırköy'ün sorunu olan kentsel dönüşüm sorunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'yla birlikte onun önderliğinde İstanbul'un en az 25 ilçe belediyesini de kazanarak Büyükşehir Belediye Meclis çoğunluğunu da elde ederek mutlaka ama mutlaka çözeceğiz. Dersimize çalıştık değerli dostlarım. Bakırköy'ün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerinden haberdarız. Hepsini ehil kadrolarıyla çözüm üreteceğiz. İşi ehline teslim edeceğiz. Ben her şeyi bilirim asla anlayışını asla ama asla kabul etmeyeceğiz. Alanında uzman kadrolardan istifade edeceğiz. Bakırköy'de en yüksek oy oranını alacak aday adayı olduğu konusunda iddialıyım. Almış olduğumuz bu en yüksek oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden kazanılmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na Bakırköy olarak en büyük katkıyı sağlayacağız. Değerli dostlarım, Bakırköy'ümüzü tanıyor ve biliyoruz. Örgütümüzle iç içe ve birlikteyiz. Ben bu örgütün evladıyım, içinizden biriyim. Her şeyi ama her şeyi birlikte yaptık ve birlikte başardık. Birlikte güldük, birlikte hüzünlendik. Acımızı da, mutluluğumuzu da hissettik, paylaştık ve yaşadık.
Bugüne kadar hiç ayrılmadık ve hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte olacağız ve hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Değerli dostlarım, Bakırköy Belediye Başkanı adaylığı için biraz önce de bahsettim, başvuran en genç adayım. Bakırköy'ün her bir sokağına adım adım gezecek, sorunları sokaklarında tespit edecek, vatandaşlarıyla sohbet edecek, dertleşecek, dinleyecek, anlayacak, enerjiye, tutkuya ve tecrübeye sahibim. Bakırköy ilçe örgütümüzün, ilçe başkanlığımızın hemen hemen her kademesinde görev almış bir kardeşimiz olarak, siz değerli parti emekçisi dostlarımla birlikte görev almış bir kardeşimiz olarak. Aynı zamanda Bakırköy Belediye Meclis Üyeliği, Bakırköy Grup Başkanı, Belediye Grup Başkan Vekilliği, çeşitli komisyon başkanlıkları yapmış, yani belediyeciliği bilen bir kardeşimiz olarak sizlere diyorum ki, eğer bu kardeşimiz bu örgütün desteğiyle Bakırköy Belediye Başkan adayı olursa, Bakırköy'ü hep birlikte yöneteceğimizi sizlere sözünü veriyorum. Siz değerli dostlarıma beni bu özel günümde yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Katılım beklemiyorduk. Beklediğimizden çok fazla bir katılım oldu. Aşağı katta da bekleyen, dışarıda da bekleyen arkadaşlarımız var. Bakırköy'le ilgili olarak yapacağımız projeleri, hedeflerimizi, neler yapacağımızı daha sonra geniş katılımda, daha ferah ortamlarda sizlerle paylaşacağız. Bugün yuvamızda, ilçe başkanlığımızda, evimizde aday adaylık açıklamamı yapalım diye kısa tutuyorum konuşmamı. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın, hoşça kalın. Ben Cem'in güzel eşi Selin'i de buraya almak istiyorum. Evet, sormak istediğiniz şeyler var mı diye soracağım. Ve var galiba, evet. Ama çok kısa, çünkü şöyle bir aday adayla tanıtım toplantısı yapacağız. Neyi? Evet, güzel. Size burada bunu söylüyorum. Ve eminim başaracaksınız. Bakırköy'ün en önemli konusu kentsel dönüşüm. 10 senedir bununla ilgili ciddi adımlar atılsa da başarıya ulaşamadık. Bunun için birinci derecede çalışmanızı istiyoruz. Aldık. Bu kentsel dönüşüm bizlerin de en önemli, en büyük, Bakırköy'ümüzün en büyük sorunu. Bunu mutlaka ama mutlaka çözeceğiz. Biraz önce Halkın ablam da bir şey söyledi, sosyal tesis istiyoruz diye. Bu da bizim olmazsa olmaz projelerimizden birisi. Hem sosyal tesis yapacağız, hem de Bakırköy'lü yurttaşlarımızın düğün gibi, nikah gibi özel günlerinde yapabilecekleri, uygun fiyatlarla, indirimli fiyatlarla yapabilecekleri bir alan, bir tesis inşa edeceğiz. Buradan bunu size sözünü veriyorum, içiniz rahat olsun. Bülent Kerimoğlu bize şöyle demişti, bizim bu Nisan'daki toplantılarımızda bizimle beraber Saraçhane'de elinde mikrofonla, bu haklı ve asil duruşunuzu destekliyorum dedi. Sonrasında biz bununla ilgili hiçbir çaba görmedik maalesef. Yani biz verilen sözleri ve yanımızda belediye başkanlarımızı gördük. Bugün ben herkesin içerisinde sizden yanımızda sonuç alıncaya kadar var olmanızın sözünü rica ediyorum. Söz mü hocam? Söz veriyorum. Tamam, rica ederim. Evet, size elçiye zeval olmaz dediniz. Yukarı üst kurullara iletin lütfen. Şimdi sözümüzü Bakırköy'ün dışında aday istemiyoruz. Acaba? Evet, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bakırköy'e çalışacak genç, dinamik başkan gerek. Bravo, bravo. Ben de şu ucundan çekeyim mi? Evet.
şeyler alacağım. Pardon, fotoğraf alalım da şu. Evet, buradayız. Tam ortadayız. Arkadaşlar, merdivenlerden